Çağdaş Erkan Düzgören. Yine bir video dersimiz ile beraberiz. Bu dersimizde arkadaşlar bir seri eğitim dizisine başlıyoruz. Bu eğitimimizin konusu V-Ray render motoru ile bir banyo tasarımı. Banyomuzu tasarlarken işte kullanacağımız objeler, kaplamalar, ürünler, efendime söyleyeyim aydınlatması gibi birçok konuya değineceğiz. Bu ders serisine başlamakta biraz geç kalmış olabiliriz. Lakin hani en son yapmış olduğumuz webinarda da bahsettiğim gibi sizlerden gelen istekler de vardı. Hani hem V-Ray render motorunun 3.003 sürümü ile beraber gelen yenilikler, render ayarları, V-Ray Lite ayarları gibi konulara da değineceğiz. Temel modelleme eğitimine de değineceğiz. Materyal hazırlama konularına da değineceğiz. Dersimizin seviyesi arkadaşlar başlangıç seviyesi değil. Hani birazcık üst düzey bir ders olacak. Hani dersi anlatırken ben modelleme ve V-Ray render motorunu temel olarak bilen arkadaşlara yönelik anlatacağım. Birazcık daha teknik konulara değineceğiz. Tabii konuya vakıf olmayan yeni olan arkadaşların da tabii ki izlemesinde fayda vardır. Öğrenmek isteyecekleri şeylerin de cevaplarını bulabilirler. Dersimiz arkadaşlar toplamda modelleme, kaplama, aydınlatma ve render olarak 4 parçadan oluşacak. Hatta 5 parçadan oluşacak diyelim. Biz buna en sonda yapacağımız bir de post production kısmımız olacak. 5 bölümden oluşacak dersimiz. İlk dersimizde işte modelleme ile beraber başlayacağız. Umarım faydalı bir eğitim dizisi olur hepimiz için. Şu ana kadar belli bir süre ara vermiştik bu seri derslere. Çünkü sizlerden gelen sorulara da cevap vermek gibi bir durumumuz vardı. Atlamamız gereken konuydu. Bu birazcık program yoğunluğundan da kaynaklanıyor. Araya webinarlar vesaire de girdi. O yüzden. Evet, isterseniz başlayalım arkadaşlar. İlk bölüm modelleme. Dersimizin konusu da iç mekan, banyo tasarım. Şimdi öncelikle arkadaşlar banyomuzun ölçülerine değineceğiz. Ölçülerimizi bir kontrol edelim unit setup'tan. Metrik olarak milimetre olarak çalışacağız. Buradan bir unit 1 milim olarak seçili. Öyle kalsın. Sizde değilse de böyle yapın. Ondan sonra display unit scale kısmında metrik kısmında milimetre olarak işaretliyoruz. O şekilde bırakıyoruz arkadaşlar. Sonrasında buradan preferences kısmına giriyoruz arkadaşlar. Gamma loot kısmına geliyoruz. Burada enable gamma loot correction kısmı seçili olması gerekiyor. Gamma değerimiz standart olarak 2.2 olarak ayarlıyoruz. Büyük ihtimalle açıktır ama sizinle bir kontrol edin. Açık değilse aktif edin ve gamma değeri 2.2 olarak kalsın. Okey diyoruz, kapatıyoruz. Sonrasında arkadaşlar span lines kısmından rectangle ile öncelikle banyomuzun ölçülerini bir şablon olarak çıkartacağız. Öncelikle nasıl bir banyo olduğuna karar verelim. Şekil olarak kare şeklinde bir banyomuz olsun. Ne yapalım? Birazcık da büyük tutalım. 7, pardon. Şu kısmından 7 metre diyelim. Şu kısmı 200 yapalım. Z. Evet. Gridleri kapatalım arkadaşlar. Şu şekilde bir kopyasını aşağı alalım. Bundan bir kopya daha oluşturalım. Rotation kısmından Angle'ı 90 yapıyoruz. Sonra da Rotation diyoruz. Bunu çeviriyoruz. Okey.
şu kısma kadar alalım arkadaşlar. Sonrasında bunları seçiyoruz. Bu kısmı da böyle alalım. Hatta şuraya kadar çekelim. Burayı boş bırakıyorum arkadaşlar. Burayı boş bırakmamdaki iki sebep var. Birincisi, sahne aydınlatmasında Vray Light materyal kullanabiliriz. Hatta kullanacağız. İkinci sebep olarak ise dış tarafa, yani pencere olarak nitelendirdiğimiz kısma, şu kısımda bir manzara resmi atayacaksak, onun için PNG olarak kaydettiğimiz o kısmın beyaz olmasının faydası var. Photoshop'ta silerken kolaylık olur. Hani başka bir şekilde değerlendirirsek temizlemekte, Magic Tool ile temizlemekte sıkıntı çıkartabilir. Bu şekilde arkadaşlar, şunu da hemen seçelim. Şöyle getirelim. Yeterlidir. Sonrasında hemen buradan line'ı seçiyoruz arkadaşlar. Şuradan şu kız şöyle. Şöyle geliyoruz. Şimdi kabaca gidelim. İnce ayarlarını vereceğiz. Evet, close span line diyor arkadaşlar. Evet diyorsunuz. Sonrasında bir yaklaşalım. Şu kısımda yer alan bozuklukları düzeltelim. Bakalım burada herhangi bir sıkıntımız var mı? Yok. Şimdi kullanmış olduğumuz rectangle'ları silelim arkadaşlar. Artık bunlara ihtiyacımız kalmadı. Şimdi neden bir oturma odası ya da salon, yatak odası gibi bir şey yapmadığımızı merak edenler de olabilir. Mantık olarak arkadaşlar hiçbirinin farkı yok. Hepsi aynı mantıkta hazırlanıyor. Planimizi oluşturduk arkadaşlar. Planimizin ölçüsü derken, pardon, segment sayısını birebir veriyoruz. Bu şekilde bırakıyoruz. Sonrasında oluşturduğumuz duvarı arkadaşlar poliye çeviriyoruz. Poligondan seçiyoruz. Kat yüksekliği olarak birazcık yüksek olmasında fayda var diye düşünüyorum. Ya da biz bir 2500 olarak bırakalım. Bakalım sonuçlar ne olacak. 3000 yapabiliriz. Herhangi bir sıkıntısı yok. Tabii ki 2500 atmayacağız. Pardon, 500 olarak atalım. Yani buranın böyle kalmasında, yani yeni bir yüzey oluşturmamıza herhangi bir sıkıntı yok. Bu duvar sadece yardımcı olarak kullanacağız. Şu şekilde yardımcı olarak kullanacağız. Çünkü bu duvarlarımıza biz zaten büyük ihtimalle nasıl bir seramik uygularız? Kare uygularız arkadaşlar. 45'e 45 ya da 60'a 60 seramik kullanacağız burada. Büyük ihtimalle iki ölçüden birisini tercih ederiz duruma göre. O yüzden bu alanlar zaten kapalı olacak. Herhangi bir tekstür uygulanmayacağı için sıkıntı yok. Sonrasında F4 yapalım, segmentlerimiz meydana çıksın. Şimdi buna tekrar geliyoruz. Box diyoruz arkadaşlar. Bunun yüksekliği 715'miş. Biz bunu 3600 yapalım. Biraz uzun, büyük, yani daha uzun olmasında fayda var. Dışarı birazcık taşsın. Tamam, çok güzel. Sonrasında şunları bir kapatalım. Gridleri de kapatalım. Okey. Şu şekilde. Bunda da kapattık. Tamamdır. Şimdi tekrar bu kısma geliyoruz arkadaşlar. Yine bir box oluşturacağız. Box'ımız bundan geniş olmasında fayda var. 533 yükseklikte kalabilir.
Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi bu box'ı arkadaşlar biz şuraya kadar getirelim. Sonrasında yüksekliği bunun 533'tü, biz 300'e düşürelim. Şu şekilde şurada dursun. Sonrasında aynı box'ı aşağı alıyoruz arkadaşlar. Ama bunun yüksekliği 300 il. 75 olarak kalsın. Genişliği 85, hatta biz 50 yap, 60 yapalım, ondan birazcık fazla olsun. Sonrasında buradaki kısmı da, baksımızı da 60 yaptık. Bu kadar. Sonra şunu kopyalıyoruz arkadaşlar. Instate değil, rotate diyoruz. Bir 90 derece çeviriyoruz. Bunun herhangi uzun olmasında bir sıkıntı yok. Sadece burada doğru yerlere getirelim. Şu şekilde, ama bu 60 olan değerimizi, pardon, 60 300 100 50 ya da bunu da 60 yapalım. Okey. Getirdik. Şimdi aynısını da, bir kopyasını alalım. Buraya getirelim arkadaşlar. Okey. Biraz daha çekelim. Şimdi bir adet de tavanımızı oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir kopyasını aldık. Hemen şuradan şuraya gidip biraz daha yükseltelim mümkün olduğunca. Tamam. Sonra yine biz front penceresinden bakarak bir kontrollerimizi sağlayalım. Hafif daha çekebiliriz. Pardon. Çok hafif. Tamam. Çektik. Dersin başında size söylemeyi unuttum arkadaşlar. Şimdilik ben sahnemizde standart kamera kullanacağım. Ama asıl işlerimizi yapacağımız sırada birey kamera kullanacağız. Shift F yaparak save frame açıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an sahnemizde herhangi bir şey mevcut değil. Şu an burada realistik olarak geçiyor. Biz bunu shaded yapalım arkadaşlar. Çünkü herhangi bir ışığımız yok. Ama içeride yapacağımız işlemler var. Shaded yaparsak ışık kısmını devre dışı bırakır. Direkt böyle katı model şeklinde görürsünüz. Bilmeyen arkadaşlar için bu da bir ipucu olsun. Evet, şimdi bizim objelerimizi, daha doğrusu işte tuvaletimiz, bidetimiz, ondan sonra lavabomuz, bir duş da kullanabiliriz. Ve birazcık böyle showroom tarzı bir banyo olacak. Şurada jacuzzi de yapabiliriz ama bildiğimiz o küveç şeklinde olan jacuzzilerden olmayabilir. Yere gömme şeklinde de olabilir ya da havuz tipi de yapabiliriz. Şimdi tekrar perspektif penceresine geçiyoruz. Şimdi bizim için şu kısımda öncelikle kamerayı bir devre dışı bırakalım. Tekrar duvarımızı seçiyoruz arkadaşlar. Şimdi bizim bu duvarımızda yapacağımız bir işlem var. Bu sadece dekoratif amaçlı yapacağız. Nerede olabilir? Şu kısımda yaklaşık genişliği yarım metreden daha düşük olacak şekilde içeriye doğru bir girinti yapacağız arkadaşlar. İçerisine özel bir doku, kenarlarından da altın varaklı 15'e 30 ya da 15'e
45 şekillerinde uzun seramiklerden ya da karolardan kullanacağız. Şimdi öncelikle bir spanline rectangle diyelim. Mesela 50 santim olarak düşünürsek ya da 45 yapalım ya da 40 santim de yapalım. O az oldu. Yok, yeterli yeterli. Tamam. Şimdi biz bu noktayı arkadaşlar burada referans olarak alacağız. Sonrasında geliyoruz. Add table poly şu kısmı seçiyoruz. Ring diyoruz. Sonrasında connect diyoruz. Ve 2 adet diyoruz arkadaşlar. Bunları öncelikle birbirlerine bir güzel yanaştıralım. Sonrasında taşıyoruz. Bir tanesini sabitleyeceğiz arkadaşlar burada. Evet. Biraz daha yakınlarına gidelim. Okey. Sonrasında sadece bunu seçip arkadaşlar loop diyoruz. Bunu da bu şekilde buraya alıyoruz. Pardon. Evet, şimdi oldu. Sonrasında kapatalım. Yardımcımızı buradan silelim. Gördüğünüz gibi hizalamamızı yaptık. Sonrasında tekrar seçelim. Evet. Pardon. Öteki duvara yapmış. Problem değil. Aynı işlemleri hemen burada da hızlı bir şekilde geçelim. Evet. Gördüğünüz gibi aynı şekilde geldi. Bu şekilde seçtik. Extrude. Doğal olarak ileri atıyor arkadaşlar. Biz bunu eksi 20 santim versek, 200 desek çok oldu. Eksi 100 diyelim. Hatta eksi 50 kurtarırsa bizi, çok da derin olmasına gerek yok. 55 60 da yapılabilir. Okey. Şimdi bu işlemi de tamamladık arkadaşlar. Bu kısımdan alakalı başka herhangi bir şeyimiz yok. Hatta bu duvarın rengini biz beyaz yapabiliriz. Tavanımızın rengi de beyaz olacak arkadaşlar. Zaten onun üzerinde de bir düzenleme yapacağız. Çünkü bu kısımlara gelecek olan aydınlatmalarımız olacak. LED olarak düşünelim. Biz ona LED lambalardan koyacağız. Şimdi arkadaşlar bu kısmımızı hallettik. Şimdi sırada birazcık içeriye girelim. Pardon. Şey dedim, perspektif gizmo da kayma oldu. Evet. Şu kısımda kullanacağımız arkadaşlar karolarımıza geldi. Şimdi öncelikle şöyle bir hesap yapmamızda fayda var. Şimdi şuradaki alanımızın ölçüsü ne kadar? Hemen bu da rectangle diyelim. Bir ölçelim bakalım ne kadarmış. 2,5 metre tekabül ediyor. 45 45 45 90. Bakalım orayı tamamlayabilecek miyiz? Şimdi box diyoruz. Şu şekilde basitçe oluşturalım. 450 4 pardon. 450, 450 ve seramiklerimizin kalınlığı en fazla 5 milim olur. Biz 4 milim olarak yapalım. Hatta biz bunu 45 değil 600 olarak değerlendirelim. Evet. Şimdi şu kısmımıza yerleştirelim arkadaşlar. Zaten bir sıra oluşturacağız sadece. Şimdi bunların arasına arkadaşlar normalde gri ders kullanılıyor. Ama şimdi son moda trendlerde özellikle İtalyan banyo tasarımlarında ya da işte mutfak olsun, yer karolarında olsun, ders kısımlarında krom çıtalar da kullanılabiliyor. Özellikle ahşap desenli karolar içinde oldukça
hoş bir görüntü almanızı sağlıyor. Siz bunu illaki mat krom olarak kullanmanıza gerek yok. Parlak krom olarak da kullanabilirsiniz. Onlardan kullanabiliriz. Şimdi dash boşluklarımızı ne kadar bırakalım? Yani 4 milim kadar da onları bıraksak işte 4'e 4 çıtalar geçerek hem enine hem de boyuna olarak hoş bir tasarım elde edebiliriz arkadaşlar. Şimdi öncelikle tekrar bu kısma gelelim. 4 milime 4 milim olarak ayarlayalım. Üstüne getirelim. Tabi az yaklaşalım. Tam otursun. Okey. Şimdi bir tane kopyamızı alalım. Ve bunun ya bir saniye. Evet, bu şekilde. Aşağı. Evet. Biz bundan şimdilik bir 10 kopya yukarıya götürelim. Büyük ihtimalle zaten de fazla gelecektir. Evet. Şimdi fazlalık olanları silelim arkadaşlar. Şuradaki yardımcımızı da silelim. Şimdi öncelikle bunu bir grup yapalım arkadaşlar. 60 çarpı 60 ismini verelim ona. Oradan hatırlarız. Sonrasında biraz daha yaklaşalım. Şimdi aynı şekilde boşluğumuzu bu kısımda da bırakalım. Evet, bu kısma da 15 yapalım. Evet. Şu fazla gelen kısımları hemen siliyoruz. Şöyle bir seçim yapalım arkadaşlar. Evet, şuradan da. Sonrasında bunların hepsini tek grup haline getireceğiz. Seçim işlemleri bizim için daha kolay olur. Evet. Şimdi tab penceresinde bu kısmı alıyoruz. Duvarımıza şu kısımlarda silme yapacağız arkadaşlar. Karalığımızı biraz daha yaklaşalım. Duvarımıza tam otursun. Okey. Tamam. Şimdi kameramıza geçelim. Bizim burada oluşturduklarımızda arkadaşlar, pardon, hepsini önce bir grup yapalım. Tekrar buna da yani 60 çarpı 60 olsun. Şimdi şu kısımdaki seramikler üzerinde oynama yapacağız. Tabii birazcık sağa ve sola doğru kısalmalar olabilir. Oralardan da aşağı teminde bahsettiğim gibi. Kırk 15'te olabilir. 45'e 15 olabilir. Karolarımızı yerleştireceğiz. Şimdi open diyoruz arkadaşlar. Tekrar bizim şu kısma bir perspektife geçerek zoom yapalım. Şimdi öncelikle bir şu kısmımızı da evet bir oynama olacak. Şimdi open diyoruz. Bu kısımları uçuruyoruz arkadaşlar ama sadece bir tanesi kalacak. Aynı şekilde open diyoruz. Alt kısmı bırakacak şekilde bunları uçuruyoruz arkadaşlar. Şimdi şu iki seramiğimiz de ise öncelikle bunu poliye çevirdik. Okey. Şu şekilde seçelim. Sonrasında şuradan iyice yaklaşalım. Ve kısaltmaya doğru başlayalım arkadaşlar. Evet. Tekrar perspektif penceresine dönelim. Bu açıdan bizim için daha iyi ama tabii şimdilik bu kısım böyle kalsın. Hemen bu karomuza geliyoruz. Bunu da convert ediyoruz poliye.
Sonra bu iki uç noktasını seçiyoruz ve kısaltma işlemine başlıyoruz arkadaşlar. Evet, bu kısma kadar getirdik ve bırakıyoruz. Şimdi hemen bunları yukarıya doğru atıyoruz arkadaşlar. 7 tane kafi gelecektir diye düşünüyorum. Bakalım. Kafi değil, fazla bile geldi. Evet. Sonrasında aynı işlemi arkadaşlar bunun içinde yapacağız. Biraz yaklaşalım. Aşağı çekelim. Evet. 5 tane yapalım bakalım. Bir tane fazla geldi. Demek ki bunun hakkı 4'müş. Onu siliyoruz arkadaşlar. Şimdi şey olarak düşünebilirsiniz, hani şu arada kalmış gri boşluk üzerinde çok farklı bir desen uygulayacağız. O kısımlar için özel kaplamalar var. Özel kaplamalar var. Onları kullanacağız arkadaşlar. Şimdi tekrar en alt karomuza gelelim arkadaşlar. İyice yaklaşalım. Şimdi bu karamızda bir adet kopyayı aldık. Front penceresine geçiyoruz. Vertex kısmını seçiyoruz arkadaşlar. Bunun hemen hemen yarısı kadar küçültüyoruz. Kapatıyoruz. Sonrasında hemen tab penceresinden onun üzerine geliyoruz arkadaşlar. Yerleştiriyoruz. Evet. Şimdi hemen bunun aynısından bir tane de buraya yapacağız arkadaşlar. Okey. Sonrasında hemen şu kısımları alalım. Yerleştirelim. 4 adet yukarıya doğru kopyaladık. Hemen bir bakalım. Evet. Tam istediğimiz gibi oturmuş. Şimdi perspektif penceresinde arkadaşlar. Tabii ayırıcı fark olmasından ötürü şöyle, pardon, şöyle bunların bir renklerinde farklılık yapalım. Bu şekilde ve sahnemizi kaydedelim arkadaşlar. Banyo diye. Evet. Zaten dersin finalinde arkadaşlar bu dosyayı tekstürle ile beraber sizden paylaşacağım. Kendiniz de inceleyebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Bu duvara döşediğimiz şeylerde arkadaşlar karolarımızın kaplamalarında İtalyan seramik desenlerini kullanacağız. Daha iyi, daha kaliteli sonuçlar alınıyor. Şimdi tekrar bir kameramıza geçiş yapalım. Evet. Şimdi bunlar zaten grupta arkadaşlar bir close diyerek tek parça haline getirelim. Şimdi ama pardon. Okey. Şimdi şunu da açalım. Buradan bir kopya alacağız diyecektim ama almayalım. Daha iyi olur. Şimdi yere de aynı karodan kullanacağız arkadaşlar. Yani karo derken ölçü olarak bahsediyorum. 600 605. Hemen biraz şöyle gelelim. Çünkü derzlerin
aynı hizada gitmesi gerekiyor. Evet. Şimdi bir kopyasını da alıp böyle atalım. 15 adet gönderelim. Şu kısım fazla. Yerin hazırlaması daha kolay arkadaşlar. Biraz daha bu şekilde yaklaşalım. Evet. Bunu bu şekilde oluşturduk. Bakalım bunlardan da kurtulabiliriz. Gerek yok. Şimdi klavyemizden Y tuşuna basarak poligon sayısını takip edebiliriz arkadaşlar. Şu an 2543 poligondayız. Oldukça iyi değerinde, üstünde yani. Hemen gelelim arkadaşlar. Perspektif penceremize geçelim. Evet. Şu kısma kaplamayı atamıyoruz arkadaşlar. Atamayacağız. Bir değişiklik yapmaya karar verdim. Daha güzel olacak sahnemizin aydınlatması açısından. Ama bu kısımda kara kullanacağız. Hatta hemen o kısmınkini de halledelim. Seçimimizi yaptık. Bir kopyasını alıyoruz. Simetrisini oluşturmasın. Ya da simetri yapalım. Döndürelim. Boş verin. Okey. Hemen buradaki duvarımıza da yasladık. Okey. Şimdi arkadaşlar genel anlamda sahnemizin kabataslak olarak modellemesi bitti. Karolarımızı oluşturduk. Yer karoları, duvarlar, aydınlatma kısımları, pencere gibi yerlerimizi oluşturduk. Bundan sonra daha doğrusu bir sonraki dersimizde modellemede bu tarafta kalan duvar içinde bir aydınlatma yapacağız. Tavan aydınlatma kısımlarını modelleyeceğiz ve sahnemize artık yavaş yavaş objelerimizi yerleştireceğiz ve modelleme bitmiş olacak. Bu dersimiz bu kadardı arkadaşlar. İkinci derste görüşmek üzere.